Çamaşır gününde yeşil takımla sarı takım karşılaştıklarında dostlar düşman oldu. Çamaşır delilikti. 2,5 metre yüksekliğinde bir çamaşır yığını vardı. Ve kirli miydi, temiz miydi bilmiyorum. O çamaşır duvarına tırmanıp takımınızın ceketini, tişörtünü ve şortunu bulmanız gerekiyordu. Gerçekten çok eğlenceliydi. Yığının içinde giysileri Greg'le ben aradık. O koca yığının içinde sarı formaları bulmak zorundaydık. Aa, görünüşe bakılırsa Bridget sarı takımın tişörtünü buldu. Disney yıldızlarının programlarında giydikleri bazı giysiler geri dönüşüm amacıyla bu çamaşır yığınında kullanıldı. Ve Paula yeşil takım şortunu bulup durumu eşitledi. Hadi. Çok heyecanlıydım. Alışverişi ve indirim günlerini düşündüm. Binlerce parça giysi vardı. Çok yorucuydu. Bunu 30 saniye sonra yüzümden okuyabilirdiniz. Doğrusu tükenmiştim. Bridget sarı takımın pantolonunu buldu. Orada sıkı bir temizlik yapıyor. O kadar yorucuydu ki 5 dakika sonra biraz sakinleşmeliyim dedim. Çok heyecanlıydım ve çok fazla giysi vardı. Göz açıp kapayıncaya kadar yoruldum gerçekten. Bu inanılmaz. Ceket aramaya devam et. Evet, işte burada. Paula bir kez daha başarıyor ve yeşil takımın ceketini buluyor. Çok ağır bir işti ama ceketi ve tişörtü buldum. O giysi dağından 2 parça çıkarabilmiştim. Bana giysileri bulmak 4 gün sürmüş gibi geldi. Çok zordu. Greg Salkin ceketi buldu. Sarı takım 3 parçayı tamamladı. Devam edebilirler. Diğer takımın önündeydik ve hedefimiz de zaten buydu.